efendim inşaat sektöründen, gayrimenkul sektöründen çok da uzaklaşmayacağız. Beton sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık olacak. Sayın Işık, hoş geldiniz yayına. Uğur Bey, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ramazanınızda bütün İslam aleminin ve Türk milletinin ve sizin Ramazanınızda kutluyorum. Mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizin de Ramazan ayınız mübarek olsun. Öncelikle 2021'i konuşarak başlayalım sohbetimize. Beton sektörü için geçen yıl nasıl geçti ve inşaat, hazır beton sektörlerinin dünyadaki yeri şu an için nedir? Tabii ki şimdi öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Hazır beton inşaatta önemli bir yapı malzemesidir ve alternatifi olmayan bir malzemedir. Ve stok edilemeyen bir malzeme olduğu için de hazır beton sektöründeki satışlar inşaat sektörünün durumunu da ortaya koymaktadır. 2021 yılında 2000 yılına oranla göreceli olarak verimli bir yıl geçirdik. Aşağı yukarı hazır beton sektöründeki büyümemiz %10 civarında olmuştur. Her ne kadar inşaat sektöründe bir daralma olsa bile hazır beton sektörü 2021'i bereketli kapatmıştır. Daha doğrusu sorunuza şöyle bir cevap vermek lazım. Bunu birkaç yıl sonrasına götürmek lazım. Ki öncesine götürmek lazım. Türkiye 2017'den sonra 2018, 2019 ve 2020 yılında hatta 2021 yılında inşaat sektöründe bir daralma gözükmektedir. Türkiye ekonomisi 2018 yılında sadece 1,18 büyümüştür. 2019'da %9, %1 bile olmamıştır Türkiye ekonomisinin büyümesi. 2020'de Türkiye ekonomisi yaklaşık olarak %1,8 büyümüş. 2021'de de %11 büyümüştür. Ama inşaat sektörü göreceli olarak küçülmüştür. Son 10 yılda Türkiye %5,2 büyürken İnşaat sektörü %5,6 büyümüştür. Ama 2018, 2019, 2020 yılında, 2021 yılında inşaat sektöründe ciddi şekilde daralmalar olmuştur. Biz inşaat sektörünü ikiye ayırıyoruz. Bir konut sektörü, bir de kamu ve kamu kaynaklı projeler. Konut sektöründe işler aslında fena gitmemiştir. Hem 2020 senesinde hem 2021 senesinde hem birinci el satışlarda hem ikinci el satışlarının toplamında 1.499.000 yani 1.500.000 konut satılmış 2020 senesinde. 2021 senesinde de 1.491.000 konut satılmış. Buradaki sıkıntı ilk el konutlardaki satışın sayısal olarak azlığıdır. Yani biz 2017'den önceki yıllarda genelde toplam satış içinde %40-45 civarında ilk el konutlarda satış görürdük. Bu maalesef epey aşağı düşmüş. %30'lara kadar, %27-28'lere kadar düşmüş. Orada da hiç kuşkusuz ipotekli satışlar, yani banka kredili satışlar ön plana çıkıyor. Evet. Bu genellikle %40 civarında olması gerekirken %20'ye düştü. Örneğin 2020 senesinde bildiğiniz gibi %6,4 ve %7,4 olan kredi oranlarıyla %40'a çıkan ipotekli satışlar 2021'de tekrar %19,8'e düşmüştür. Bilmiyorum toparlayabildim mi? Evet, çok güzel toparladınız. Ham madde fiyatlarının etkisini de konuşalım. Son dönemde hem pandemi kaynaklı hem de savaş kaynaklı ham madde fiyatlarında ciddi oranda hareketliliği görüyoruz ki hem beton fiyatları hem hazır betonun bina maliyetine etkisini de dinlemek isteriz. Tabii ki ben öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Dünyada küresel anlamda emtia fiyatlarında ciddi bir artış var. Özellikle enerjiyi kadraj altına alırsak enerji fiyatlarında hem fosil yakıtlarda hem de türevlerinde ciddi şekilde artışlar gördük. Şöyle ki Türkiye'deki çimento sektöründe kullanılan kömür fiyatları neredeyse 5 misli arttı. Elektrik fiyatları da 4 misliye yakın bir artış gösterdi. 2 yıl içinden bahsediyorum. Son 2 yıl içinde. Dünyadaki bu oranlar daha da yüksektir. Ama Türkiye'de bunun bir kısmı hükümet tarafından, devlet tarafından destekleniyor, sübvanse ediliyor. Buna rağmen enflasyonist yetkiyle emtia fiyatlarında ciddi artışlar var. Şöyle ki ben bir şey de özet de çıkardım bununla ilgili.
Şimdi 2021'in Aralık ayı sonu itibariyle üretici fiyat endeksi %80, hazır beton fiyat endeks değişimi %71, çimento fiyat endeks değişimi %72, malzeme kaynaklı inşaat maliyet endeksi %60 ve döviz sepeti %69, %50'si euro, %50'si dolar olmak kaydıyla. Şubat sonu itibariyle, Mart sonu rakamı var da ben Şubat sonu rakamını söyleyeyim. Üretici fiyat endeksi 105, hazır beton fiyat endeks değişimi %127, çimento fiyat endeksi %112, malzeme kaynaklı inşaat maliyet endeks değişimi %98 ve döviz sepeti %93 olarak artmıştır. Bunda tabii ki Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın da etkisi var. Bir kere tedarik zincirlerinde bir takım sıkıntılar meydana geldi. Çimento maliyetinde enerji maliyeti çok önemli bir rol oynuyor. Neredeyse %90-93'e varan kömür artı elektrik giderleri var. Biz de hazır betonun içinde neredeyse %50 civarında, %46 civarında çimento maliyetimiz var. %12 akaryakıt giderimiz var. İşte %26 agrega giderimiz var. Dolayısıyla biz de %70 dövize bağımlı bir sektörüz. Enerji fiyatlarına gelen ve ham maddeye gelen, emtia fiyatlarına gelen fiyat artışlarını ben hazır betonda da görüyorum. Onları da biraz önce ifade ettim size. Olumsuz bir tablo küresel çaptan ötürü kaynaklanıyor. Ham madde fiyatları dedik, girdi maliyetleri dedik ki bu başlıklar eşliğinde kentsel dönüşümü de konuşmak isterim. Geldiğimiz son nokta nedir? Ayrıca inşaat ve hazır beton sektöründe kalite denetimi hususunda da neler söylersiniz? Tabii ki. Öncelikle kalite denetiminden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin neresinde 1 metreküp beton dökülürse onun denetimi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın denetim ve kontrolündedir. Onun 3 ayaklı bir denetim mekanizması var. Birincisi yapı denetim kuruluşları. Bu direkt Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onaylanmış kuruluşudur. İkincisi piyasa gözetim denetim dediğimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bizzat yaptığı denetim ve kontrolüdür. Üçüncüsü de Türkiye'de hazır beton GE belgesiyle satılır. GE belgesi de gene onaylanmış kuruluşlar tarafından. Örneğin Türkiye Hazır Beton Birliği'nin KGS kuruluşu tarafından GE belgesi verilir. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin aynı zamanda bünyesinde KGS belgesi vardır. Bunlar beton tesislerinin, Türkiye'de üretilen betonun %65'i bizim üyelerimiz tarafından dökülüyor. Bu betonu da biz sistem ve ürün denetimi yapıyoruz. 3 defa ürün denetimi yapıyoruz yılda. Bir kere de sistem denetimi yapıyoruz. Yani Türkiye'de en çok denetlenen, kontrol altında tutulan ürün önemli bir yapı malzemesi olan betondadır, hazır betondadır. Bunda hiç kuşku olmasın. Onun dışında Türkiye'de diğer firmalarda da hazır beton üretiminde de Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çok ciddi denetimleri var. Çünkü Türkiye'de yılda yaklaşık olarak 105 milyon metreküp beton dökülüyor. Bu 105 milyon metreküp beton Türkiye'nin her yerinde dökülüyor. Bunun yaklaşık %25'i İstanbul'da. Diğer ikinci kategoride İç Anadolu bölgesi Evet. geliyor. Daha sonra Ege, Akdeniz diye dağılımımız var. Karadeniz diye dağılımımız var. Ama beton Türkiye'de iyi denetleniyor. Hatta son yıllarda elektronik beton takip sistemi dediğimiz EBIS, yani betondan alınan numunelere Evet. dijital çip konarak eş zamanlı olarak beton muhafaza ediliyor, laboratuvarlara taşınıyor ve daha sonra orada stabilite testleri yapılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili yapı denetim firması betonun basınç dayanımını denetleyebiliyor, görebiliyor. Çıkan bir sıkıntı da derhal müdahale edilip kusur gideriliyor veya bina yıkılıyor. Sayın Işık, çok Uğur teşekkür Bey. Bir ediyoruz soru daha değerli sormuştunuz. yorumlarınız için. Evet, bir soru daha sormuştunuz ama bundan önce. Süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki dönemde bu konuyu sizinle tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Umut ediyorum ki yardımcı oldum. İyi yayınlar dilerim. Çok sağolunuz efendim. Sayın Işık bizlerle birlikte olduğu gayrimenkul raporunda beton sektörünü konuştuk. Bu yorumla da nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.